Burada gördüğünüz fotoğrafların bir miladı var. Bu milat 90'lı yıllarda özellikle Kürt halkının hak ve özgürlükleri konusunda mücadele yürüten, bu konuda Kürt dili üzerindeki engelleri kaldırmaya çalışan, Kürt halkının taleplerini meşru siyasi temelde tartışma konusu yapmak isteyen Vedat Aydın'ın cinayetiyle başlayan bir milat. Bugün burada 5 Temmuz 1991 yılında evinden resmi polisler tarafından, resmi kamu görevlileri tarafından alınarak 7 Temmuz'da cenazesi bulunan, 10 Temmuz'daki cenaze defin işlemleri sırasında da 90'lı yıllardaki Kürt halkının mücadelesinin bastırılması için bir yol ve yöntem, yeni bir yol ve yöntem geliştirmişti o dönemki siyasi akıl. Önce bu mücadeleyi yürütenleri gözaltına alarak, tutuklayarak yolundan vazgeçirmeye çalıştı. Hak savunucularını bu şekilde, siyasetçileri bu şekilde bastırmaya çalıştı. Bu konuda başarılı olmayınca Vedat Aydın cinayetiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Zorla kaybetmeler ve faili meçhul cinayetler. O günden bugüne aradan geçen 33 yılda devlet aklı hala aynı şekilde devam ediyor. Kürt siyasetçiler, insan hakları savunucuları, akademisyenler, gazeteciler Türkiye'nin kronikleşmiş problemlerine karşı ürettikleri çözüme karşı cezalandırılıyorlar. Dışarısı Vedat Aydın de از تمام شهید ها ببیرتینم جاره کدیم بجنم خواه لبرمان ده توینم ده نوتو یکی ده او بود دو جوه دمی حیانه بود دو جاره پنجه تموزه ته روژه اینی پنجه تموزه روژه اینی بو ساعت جه دوازده ره ایواره پازده دقه ما بو پولیس هل دری خست بدا تا دین جمال گرتم بره از بخواه شهده وی بیاریمه من بخواه از بیجم مودات آیدین تسلیمی پولیسی Diyarbakır. Polise emniyata Diyarbakır. Yani jiroja awl de ifadamın aynı iroji ve sebeji aynı be. Eko da taydın jmal girtin. Polis bun tene gotin ifade ki wiye. Pişti ku jmal ebirin. Pişti ku emle hev geryan. Gellek insana gotin evana ne normal polisin evana kontrgerilane. Ama dibin baske devlet edene. Paşa mefham ki raste güç dibin baskı devlet ede bun. Be emri devlet karara kuştuna Vedat Aydın ne teni çarha polis seri koda bun. Bir yara kuştuna vi jizor da hatı bu. Yani başbakan, cumhurbaşkanı, genel kurmay başkanı, emniyet genel müdürü, habere bana güç acıya bu. Fail diyare, emzanın fail kiye, hatta roja daviya khu hatta biçek nefesame derkebe emel pewandayi khubin em tuja devjwan bernadin jijorda hatta jer ev briyar hatiye dan o tamami faili meçulaji jijorda haya jer ev briyar hatiye dan cinayet ve faili belliye ev jibi perskereka kurdi ve gredaye haya perskereka kurdi çare sernebe cinayeti vi şekliji emel ben şahit em katile khazanen İcab nake fenu futal mebkin mahkeme ben peşkistin ji u em bejin de avaz zaman de ji derbas be ben zaman aşımı ji bo me fail beliye em fail nagarın em fail zanın çünkü em et verre de bedel dane o jiyana hoşdas dane em gışa bir rumet bir dinin. 5 Temmuz 1991 gecesi silahlı, elinde telsiz bulunan ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce ifaden alınacak denilerek gözaltına alınır. Ailesi ve avukatların girişimlerine rağmen emniyet tarafından gözaltına alındığı kabul edilmez. 7 Temmuz 1991 tarihinde Elazığ ili Maden ilçesi yakınlarında bir köprü altında vahşice işkence edilmiş halde cesedi bulunur. 10 Temmuz 1991 tarihinde cenazesinin getirildiği Diyarbakır'da yüzlerce araçlı konvoy ve on binlerce kişi tarafından karşılanır. Cenazeye katılanlara paramiliter güçler tarafından silahlı saldırı gerçekleşir. Saldırı sonucu en az 8 kişi yaşamını yitirir. Aralarında milletvekilleri ve gazetecilerin de bulunduğu yüzlerce kişi ise yaralanır. İtiraflarıyla gündeme gelen JİTEM elemanı Abdülkadir Aygan'ın 2000'li yıllarda Aydın cinayeti konusunda verdiği bilgilere rağmen faillerin kimliği tespit edilmez. 2021 yılında ise Vedat Aydın cinayeti soruşturması zaman aşımı gerekçesiyle kapatılır.
İşkenceli failler yargı karşısında çıkarılmaz ve cezalandırılmaz.